Selam dostlar, bu haftakin başlangıcındaki dördüncü sözleşmeli personel alım ilanıyla daha karşınızda. Şimdi arkadaşlar dördüncü personel alım ilanı dedim çünkü haftaya çok şenlikli başladık diyebiliriz. Bu alım Zonguldak Üniversitesi'nin alımıyla bu hafta içerisindeki dördüncü pers üniversite personel alımı yapıyor. Şimdi bu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 kişilik bir sözleşmeli personel alımı ilanı yapıyor. Tabi bu üniversitenin bu yılki ikinci alımı arkadaşlar. Daha önce e, 2021'in ilk 6 aylık döneminde de bir alım yapmıştı. Bu ikinci 6 aylık dönemdeki de ilk alımı. Benim tahminim e, Eylül özür dilerim Kasım Aralık gibi bir üçüncü bir alım yapacağı tahminindeyim. E, kanalı takip etmeyi unutmayın. E, sizler yine e, eğer olursa bunun aktarımını da yapacağım arkadaşlar. Şimdi üniversitenin alım ilanının detaylarına girecek olursak arkadaşlar ne dedik toplamda 36 kişilik bir alım yapacak. Bunların e, iki farklı kadroda toplamda 34 tane hemşire ve bunun yanında bir tıbbi dokümentasyon ve bir tane de ATT alımı yapacak arkadaşlar. Tabi bu alımların özel nitelikler kısmında bir özel bir nitelik aramamakta. Bu da yine e, bu alımla alakalı sevindirici bir haber. Yani üniversitenin gerekli üniversitelerin gerekli bölümünden mezun olmuş olmanız yeterli oluyor. Şimdi aranan genel nitelikler, genel şartlar kısmına gelecek olursak, Türk vatandaşı olmak, e, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, gece nöbetine engel bir durumunun söz konusu olmaması, olması herhangi bir SGK kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, son bir yıl içerisinde herhangi bir sözleşmeli kadrodan sözleşmesinin fes edilmemiş olması ve KPSS e, puanını yani 2020 KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir arkadaşlar. Özel şart olarak ATT personelinin sürücü ehliyetinin olması da gerekmekte arkadaşlar. Hangi tip sürücü ehliyeti olur derseniz B sınıfı sürücü ehliyeti sahip olması yeterli olacaktır. Şimdi bunun yanında başvurular resmi gazetenin yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde özür dilerim 15 iş günü içerisinde yani 15 gün içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Tabii ki başvurular nasıl yapılacak? Online olarak internet üzerinden başvurular yapılacaktır. Başvurunun ilan metni üzerinden yapılacak ben yine hangi link üzerinden yapılacağını sizlere bildirim olarak paylaşacağım arkadaşlar. Linki bırakacağım. O linke tıklayarak da direkt başvurunuzu başlatabilirsiniz. Sonuçlar arkadaşlar, başvuruların tamamlanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde açıklanacak ve her bir kadroya 10 kişilik aday kadro yazılacaktır. E, şayet kazananlar herhangi bir sebepten dolayla başvurmadığı ya da başvurusunu kabul edilmediği noktada yedek alaylardan da e, alımlar yapılacaktır arkadaşlar. Tabii ki e, kazanan aday kazandığı belli olduktan sonra 15 gün içerisinde de gerekli evrakları bu sefer üniversitenin e, personel daire başkanlığına şahsen başvurmaları gerekecek. Sağlık uygulama ve araştırma merkezine gitmeleri yeterli olacak üniversitenin. Zaten açıklandığı zaman nereye nasıl e, başvuracağınız kısmında da yine gerekli bilgiler sizlere aktarılacaktır arkadaşlar sözleşme için gerekli belgeler kısmına gelirsek 6 adet fotoğraf, sözleşmeli personel başvuru formu, özgeçmiş, mezuniyet belgesi, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi, geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesiniz yanınızda getirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar maaşlarınızı alabilmeniz için Vakıfbank Zonguldak Üniversitesi şubesinden açılan bir maaş hesabına ait belgeyi de yine başvuru sırasında daha doğrusu sözleşme için gerekli belgeler kısmında üniversiteye sunmanız gerekmektedir arkadaşlar. Detaylı bilgi için üniversitenin telefon numarası ve adresi mevcut. Videonun açıklama özür dilerim yorum kısmına gerekli sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım ya da direkt bu adres ya da numaraya ulaşarak da gerekli sorularınızı istediğiniz öğrenmek istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bu yıl içerisindeki ikinci alımında 36 kişilik bir sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Çoğunluk hemşire kadrosundan oluşmaktadır. Başvuru itibari 27 Temmuz'dan itibaren 15 günlük bir süresi vardır. 15 günlük süreden sonra da 5 iş günü içerisinde sonuçlar açıklanacaktır. Ee, takvimi Ben kendim bizzat takip ediyorum Üniversite e, kanalımızın Instagram sayfasından da Gerekli paylaşımları yapıyorum Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz Youtube kanalına da takip edebilirsiniz Gerekli bilgileri de yine buradan Paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı Unutmayın lütfen görüşmek üzere